Azıcık daha açarmış. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Değerli kardeşlerim, geçen hafta Araf suresinin 168. ayetini bitirmiştik. Bu ayete bir mana verelim çünkü şu anda yapacağımız esas dersimizin olduğu ayet, bu ayetin bir devamı durumunda olduğu için o ayete bir mana verelim. Allahu Teala İsrailoğullarına ceza vermek için onlara şöyle yaptığını söylüyor. Ve kattanahum fil ardı umama. Onları yeryüzünde grup grup yaptım diyor Allahu Teala. Dağıttım onları yeryüzüne. Minhumus salihune, onların bir kısmı iyi insanlardır. Ve minhum dune zalik, bazısı ise böyle değildir, iyi değildir. Ve belevnahum, onları imtihan ettim. Bil hasenati, güzelliklerle, iyiliklerle, ve seyyiati, ve kötülüklerle imtihan ettim. Leallehum yarci'un, umulur ki dönerler. İyiye dönerler. Hatırlarsanız ne demiştik geçenlerde? Bu ceza şekli sadece İsrailoğullarına değil, aynı zamanda Müslümanlara da Allah bunu uyguladı. Ne demek? Yani Yahudileri, İsrailoğullarını parçaladı Allah. Her toplumun içinde Yahudi vardır. Her toplumun içinde onlar tebaa, azınlık olarak ezilmişlerdir. O ezikliği her yerde hissedecekler diyor Allah-u Teala. Madem benim dinimi parçaladınız, ben de sizi parçalarım. Bu bir sosyolojik realite, bugün dünyada hala öyle. Osmanlı da bir aradaydı. Bak Osmanlı nasıl parçaladı Allah. Nasıl o Müslümanları ayrı devletler içerisinde, nasıl oralarda eziklik hissettiklerini görüyor. Yani bu ayet bir ceza uygulaması tarzıdır Allah. Bir metodudur. Bir hukuki metottur. Ceza hukuku. Allah'ın ceza hukukunda bir metottur. Bunu söyledik. Geçen hafta anlatmıştık. Bunu da söyleyeyim dedim ki hatırlayın. Şimdi bu adamlar neler yapmışlar? O neler yaptıklarını bir sonraki ayette bize anlatacak. Niye bu cezayı verdin bunlara ya Rabbi diyebilirdi. Bir kısmını anlattı, bir kısmını da şimdi anlatacak. Fehalefe, önce bir mana verelim, uzun bir ayet. Fehalefe geldi. Min ba'dihim, onlardan sonra. Halfun, bir nesil, kötü bir nesil geldi. Verithül kitabe, kitaba varis oldular. Yani kendi kitaplarına, kutsal kitaplarına, İncil'e, Tevrat'a filan. يَأْخُدُونَ عَرَلَ هَذَا الْاَدْنَ. Ve bu adi dünyanın menfaatini alıyorlardı. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Ve diyorlardı ki nasıl olsa affolacak. Yani bu hakkımız olmayan, bu insanları sömüren parayı alalım biz. Nasıl olsa affolacağız. Ve ye'tihim aradun misluhu ya'kudu. Eğer onlara bu dünya menfaati benzeri, onun gibi bir menfaata gelse onu da alırlar dedi Allah-u Teala. Onu da alırlar. Elem yukhaz. Allah şimdi soruyor. Onlardan alınmadı mı? Aleyhim onlardan. Mithâgul kitâbı. Kitabın anlaşması, kitap hakkında bir anlaşma
yapmadım mı ben onlarla diyor Allah-u Teala. Ella yekulu alallahi illel hak. Allah hakkında haktan başkasını, gerçekten başkasını söylemeyecekler diye kitap anlaşması yapmadım ben onlarla. Ve derasu mafi. Onda o kitapta olanı tedris ettiler, okudular, öğrendiler. Ve darul ahiretu, ahiret yurdu, hayrun lillezine yettekun, sakınanlar için, saygı duyanlar için daha değerlidir. Efela takilun, aklınızı kullanmayacak mısınız? Bakın ne kadar uzun bir ayet. Şimdi bu ayette muhteşem konular var. Tabii hocam biz bir şey anlamadık ama böyle mana verdim. Şimdi parça parça açıklayalım bu ayeti. Şimdi halife kelimesi var ya, halife kelimesi. Peygamberden sonra gelene halife diyoruz. Halife. Yani onun ardından gelen demektir. Onun yerine geçen demektir. Onun için burada bir neslin başka bir neslin arkasından gelmesine halife diyor Allah-u Teala. O nesle de halfun diyor. Alimler, Allah onlardan razı olsun, bu halife kelimesinin lam, ortadaki lam harfinin cezimli okunması demek o neslin kötü olduğunu ifade eder diyor. Muhteşem bir açılımdır. Bu Meryem suresinde de var. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَلَّاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْغَوْنَ غَيَّادَ olduğu gibi. Şimdi oraya gitmeyeceğim. Oraya belki biraz aşağıda gideriz o ayete. Ama meseleyi anladınız. Yani Yahudilerin, İsrailoğullarının pardon, iyi oldukları bir nesil varmış. Bu neslin ardından kötü bir nesil geldi. Bunu anlatıyor şimdi. Aslında bunu niye anlatıyor? Bize anlatıyor. Bunu Yahudiler okuyacak değil. İsrailoğulları modeliyle Müslümanları terbiye ediyor Allah. Müslümanlara ışık tutuyor. Geleceğin nesillerine, geleceğin devlet adamlarına, geleceğin eğitimini programlayan insanlara nasıl bir nesil yetiştireceklerin projesini vermek için bunu anlatıyor Allah-u Teala. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala, onlardan sonra kötü bir nesil geldi. Neydi bu nesle kötü diyor Allah-u Teala? Niye? Verisül kitabe, kitaba varis oldular. Yani Allah'ın vahyinin bulunduğu kitaba varis oldu. Onu elde ettiler yani. Bir önceki nesilden onu aldılar. Fakat çok ilginç, verisül tevrat demiyor da verisül kitap ediyor. Niye kitap diyor da tevrat demiyor? Ha, genel bir kavram kullanıyor. Sadece Yahudi İsrailoğulları değil, Hristiyanları da, Hazreti İsa'nın mensuplarını da, Hazreti Muhammed'in ümmetini de kastetmek için, onun hepsini kapsaması için kitap kelimesi kullanıyor. Muhteşemdir bu. Yani bu Kur'an'ın bir metodudur bu. Yani Tevrat derse İsrailoğulları olacak sadece. Ama gelecek olan Müslümanların nesilleri de buraya giriyor. Buraya girecek. Kitabı aldılar. Aynen biz şimdi ne yaptık? Bizden önceki neslimizden bu Kur'an-ı Kerim'i aldık. Onlar da evvelkilerden aldılar. Öyle öyle git Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber'den devraldılar. Şimdi bu adamlar kitabı değiştirmek için insanlardan para aldılar. Para karşılığı kendi kitaplarını sattılar. O kitabın hükümlerini değiştirdiler. Anlıyor musunuz? Korkunç bir şey. Ve onun için diyor ki يَأْخُدُونَ عَرَلَ هَذَا الْاَدْرَ. Bu
adi dünyanın menfaati uğruna benim kitabımı sattılar. Aynen bunu anlatıyor şimdi şöyle. Bakalım. Bak şimdi. Evet. Yok, burada olması lazım canım. Feveylül dinlediğine, o kimselere yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Yektubunel kitabe, kitabı yazıyorlar. Kitap yazıyorlar. Bir eydihim elleriyle, kendi kafalarıyla yazıyorlar bir kitap. Sümme yekulune, sonra diyorlar ki, hala min indillah, bu Allah katındandır. Ha bu yazdığımız kitap var ya, biz yazmadık onu. Bunu Allah gönderdi. Ha bu ki kendileri yazdı onu diyor Allah. Ayete bak ayete. Dehşet bir şey bu. Liyeşteru bihi temenen galile. O benim kitabımı az bahaya satmak için bunu yapıyorlar diyor. Para karşılığı benim hükümlerimi satıyorlar. Aman aman. Feveylün lehum mimma kedebet deydihim. Yazıklar olsun o elleriyle yazdıklarına. Feveylün lehum mimma yeksibun. Yazıklar olsun o kazandıkları amellere, yaptıkları işe. Bak. Ayet. Şimdi bana söyleyebilir misin? Ben kalkar, kendi fetvamı Allah vermiş gibi söylersem bu adamların durumuna düşmez mi? Kendi elinle kitap yazıyorsun, diyorsun ki bu din kitabıdır. La sen yazdın onu. Öyle demiyorlar. Deyin bana, deyin de beni bir rahatlatın da biraz, biraz uykularım yerine gelsin de uyku uyanıyorum da. Yani adam kendisi fetva veriyor, diyor ki bu dindir, Allah'ın dini budur. Aha işte bak bak. Dahası var. Dahası var. Bak, gidelim oraya. Şimdi bak, yine Yahudileri anlatıyor, onların din adamını anlatıyor, adamlarını anlatıyor ama bize söylüyor yani, bize eğitiyor. وَاِنَّ مِنْهُمْ Onlardan vardır. لَفَرِيْقًا Bir grup. يَلْوُونَ اَلْسِنَتَهُمْ Dillerini eğip büküyorlar. Eğip büküyorlarmış o din adamları. Bir kitabı kitaba. Elindeki Tevrat'a, kitaba dillerini eğip büküyorlar. Niçin? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ O halk siz onun kitaptan olduğunu zannedesiniz diye. Baba baba bak. Ve ma huve minel kitab. Halbuki o kitaptan değil diyor Allah. Halbuki o kitaptan değil. Ve yekulune diyorlardır. Huve min indillah. Bu Allah katındandır. Allah'ın dini budur. Bu fetva Allah'ın dinidir diyorlardı. Ve ma huve min indillah. Ben öyle bir şey demedim diyorlar. O benim katımdan değildi. O din adamları benim katımdan olmayan fetvaları bana iftira ederek Allah katındadır diyorlardı. Aynen şimdi oluyor. Ve yekulûne alallâhil kelime. Allah'a yalan iftira ediyorlardı. Ve hum yâlemûn. Bile bile. Ayete var. Ayete var. Ya adama soruyorum kardeşim, bu fetvayı veriyorsun, bu Allah katında mı, senin katında mı? Bunu niye bana din olarak satıyorsun? Kur'an'da yok bu. O zaman senin dediğin din değil. Senin felsefendir o. Sen din mi koyuyorsun, tanrı mısın diyorum. Kızıyorlar bana bu sefer. Bak kardeşim, demeyin bunu. Bu Kur'an'ı müdafaa etmeyin mi? Allah'ın dinini müdafaa etmeyelim mi? Ha terledim şimdi ya. Ha bu soğuk havada. Korkunç bir şey. Şimdi bak.
Bakın. Onlar da dedi Allah-u Teala kitabı aldılar, varis oldular. Bu dünya metaının uğruna benim dinimi sattılar. Ve yekulûne seyufarlana. Desene hakimler niye yapıyorsun o böyle? Allah'ın dinini satıyor. Nasıl olsa affolacağız, boş ver. Af var ya, Allah af kanununu çıkarmış ya. Efendim. Genel af ilan edecek ya. Ha, biz bunu yapıyoruz böyle. Kitabı satmak için para alıyoruz. Kitabın hükümlerini değiştiriyoruz. Aa, bak o değiştiriyoruz sözünü de bak burada bulayım size. Bak kaç defa diyorum Allah-u Teala. Bak kaç defa diyorum size. Bak. On üç. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَالُعْهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Onlar hükmü, kelimeyi yani Allah'ın hükmünü yerinden değiştiriyorlar, tahrif ediyorlardı ve onlara verilen öğüdün çoğunu da unutup gidiyorlardı. Bak şimdi. Aynen bu ayette bu Maide suresine 2-3 tane var. Yuharrifunel kelime. Kelimeyi değiştiriyor. Hükmü. Allah'ın hükmünü değiştiriyor. Biz de değiştiriyoruz. Allah'a bakan var mı ya? Öyle hüküm veriyoruz ki Kur'an'da yeri var mı yok mu? Kur'an'ı açmışız köşeye. Bakan var mı? Adam çıkıyor televizyonda fetva veriyor. Görüyorsunuz hurafelerle. Dolu. Ama siz bunu anlamıyorsunuz. Siz de ağlıyorsunuz. وَيَكْتِيمْ عَرَلٌ مِسْلُهُ يَقْبُزُرْ. O dünya menfaati gibi başka menfaatler de görse alırlar onları diyor. Ama ben şu soruyu soruyorum diyor Allah-u Teala. اَلَمْ يُبْحَزْ عَلَيْهِمْ. Onlardan almadın mı ben diyor Allah-u Teala. Onlardan almadın mı? مِيْتَاقُ الْكِتَابِ. Kitabın anlaşmasını. Kitap üzerine anlaşma yapmadım ben onlarla. Onların kitabına ben yazmadım mı, hüküm koymadım mı? Onlar da o kitaba iman ettiler, benden anlaşma yaptılar. Allah'la anlaşma nasıl yapılır? Allah-u Teala, aha biz bundan anlaşma yaptık şimdi Allah'la. Bu kitaba iman ettik. Bu iman demek bunun hükümlerini kabul ediyorum demektir. İmzayı çaktık. Bu Allah'la bizim aramızda bir sözleşmedir. Bu kitap. Hani Jean-Jacques Rousseau'nun bir kitabı var. Bu aydınlık felsefesinin Fransız filozofu efendim Jean-Jacques Rousseau'nun. Yani cemiyet devlet bir sözleşmedir diyor. Bakın o kitabı okudum ben. Jean-Jacques Rousseau'nun. Şimdi Allah-u Teala bunu asırlar evvel söylemiş. Ben kullarımla anlaşma yapayım. E ya Rabbi nasıl anlaşma yapıyorsun? Bir masaya oturmuyoruz ki biz buna. Ve masaya oturma lüzum yok diyor. Benim masam burada diyor. Bak anlaşmamın maddelerini yazmışım, hükümleri yazmışım. Sen de buna iman ettin demedin. Dedi. E çaktın imzayı işte anlaşmaya. Bitti. Ben de imzalamışım, göndermişim bunu. Sen de imzaladın. Anlaşma yapıldı. Şimdi Allah-u Teala ben de onlarla o kitaba iman ettiler. O anlaşmayı yaptık. Ama o kitapta bir şey yazdım ben. O anlaşmanın maddelerinden biri neydi? O anayasanın maddelerinden biri neydi? Ella yekulu alallahi illa alhak. Allah hakkında haktan gerçekten başkasını konuşmayacaksınız. Böyle. Benim hakkımda konuşurken gerçeği söyleyeceksiniz. Madde bu. Aynısını bizden yapmış anlaşma. Bir defa buraya Kur'an'a bunu koymakla bizden yapıyor bunu bir defa. Tabii. Ama bizimki Nahl suresinde özel anlamda ve la takulu lima tasifu elsinetukumul kedibe hada halalun ve hada haramun li teftaru alallahi'l kedib
اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِهُونَ maddesini de koymuş Allah. Gelişi güzel, dilinizin gelişi güzel söylemesiyle şu helaldir, bu haramdır demeyin. Bana iftira edersiniz. Allah diyor. Bana iftira edenin felahı yoktur. Kurtuluşu yoktur. Nahl 116. Bizle de anlaşma yapmış. Bu din adamlarını Allah anlaşmaya biz imza koyduk. Siz imza koydunuz ama içindekinin ne olduğunu bilmiyorsun. Ama biz imza koyduk, biz sözüm ona din adamıyız. O zaman bu anlaşmayı bu maddeyi ne yapıyorsun sen? Bu maddeyi siz bozmuyorsunuz, biz bozuyoruz. Anayasaya biz kaçışıyoruz. Bir hukukçu anayasayı çiğnersen ne olur? Zavallı halk bilmez ki anayasanın maddelerini. O çiğnayıp çiğnemediğini de bilmez. Ama bir hukukçu anayasayı çiğnerse ne olur? Aha bu olur işte. Bir din adamı Kur'an'ı çiğnerse ne olur? Hem din adamıyım diyorsun. Hem Allah'ın kitabına aykırı fetva veriyorsun. Böyle bir şey var mı? Dehşet mi? Bak. Ramazan görüyorsun değil mi? Ella yekulu alallahi illal hak. Aman ya Rabbi. Allah hakkında konuşurken hakkı söyleyeceksin diyor. Haktan başkasını söylemeyeceğiniz dair anlaşma yapmadık mı sizinle? Diyor Allah. Ve derasu ma fihi. Onu tedris etmediniz mi o kitabı? O kitabı okudunuz, öğrendiniz. Gerçi bizim hocalar bilmeden fetva veriyor da bunlar bilerek. Yani onu siz tedris etmediniz mi? Onu öğrenmediniz mi? Onu okumadınız mı? Ve şu kuralı koymadım mı ben orada? Ve darul ahiretu hayrul lillezine yettekun. Ahiret yurdu, ahiret ülkesi sakınan ve saygı duyanlar için daha değerlidir. Burada takva ne demek biliyor musun? Yettekun takva, saygı duymak, çekinmek. Yani Allah hakkında yanlış fetvadan çekinmek. Allah'ın kitabına, Allah'a saygı duyarak Allah hakkında yanlış konuşmamak. Bu saygı var mı sende? Bana saygı duyuyor musun diyor Allah'a. Duyuyor musun bana saygı? O zaman niye yalan söylüyorsun benim hakkımda? Allah. Demek ki Allah hakkında yanlış fetva verenler saygısız insanlar. Allah'tan çekinmeyenler. Bunların takvası yok. Bunların bağışıklık sistemi sıfır. Manevi bağışıklık sistemleri sıfırlanmış. AIDS hastalığına yakalanmış bunlar. Biliyorsunuz vücudun bağışıklık sistemi zayıflayınca AIDS hastalığı oluyor. Bütün hastalıklara açık oluyorsun, mikroplara açık oluyorsun. Çünkü bağışıklık sistemi deforme olmuş. AIDS'in anlamı budur. Bağışıklık sisteminin deforme olmasıdır. Manası budur AIDS'in. Bağışıklık sistemi deforme olunca insan bütün mikroplara açık oluyor. Bütün hastalıklara açık. Manevi bağışıklık sistemi de sıfırlanınca bütün manevi mikroplara açık oluyorsun. Şeytana açık oluyorsun. Nefsin hevasına açık oluyorsun. Açık mikroplara açık. Kötülüklere hep açıksın. Manevi hastalıklar hep açıksın sen. Burada diye bak ne buyuruyorlar. Bana saygı duyan, benden çekinen adamlara verdim ben ahiret yurdunu. Siz benim hakkımda yanlış fetva verirken bana saygı duymuyorsunuz demektir bu. Benden çekinmiyorsunuz demektir bu. Sizin takvanız yok demektir bu. Sizin manevi bağışıklık sisteminiz gitmiş. Manevi AIDS hastası oldunuz. Bunu yapmam lazım televizyonda. Öyle mi? Bunu televizyonda yapalım. Peki. Ya Rabbi. Bu adamlar niye böyle yaparlar ya? Yani ya Rabbi, burada anlattığın şu sahne aynı zamanda bizde de var bu hastalık ya Rabbi. Nereden zorumuz var ki
Nerede hata yapıyoruz ki? Nerede eksiklik var ki? Nerede kopukluk var ki? Işık gitti. Akşam televizyona gittim. Tam çıkacağım masaya çıktım. Tık! Işık gitti. Çalışmıyor. Bitti. Karanlığa kaldı. İşte bir şey oluyor ki bizim ışığımız kofra atıyor, kofra. Gönül kofrası. Hayır, hayır diyor Allah-u Teala. Efela takılın. Aklınızı kullanmıyorsunuz siz. Beyniniz yok sizin. Bu adamların derdi diyor Allah. Beyinlerinden, akıllarından. Aklın gereği bana saygı duyman lazım. Sen aklın kullanırsan bana saygı duyarsın. Ve o zaman benim kitabımla oynamazsın. O zaman benim hakkımda yalan uydurmazsın. Of. Of. Dehşet bir şey. Sizin beyninizden zorunuz var kardeşim. Aklınızdan zorun var diyor. Bak hayat hayat. Efela takılın. Siz aklınızı kullanmayacak mısınız? Dert oradan geliyor. Dert, problem, hastalık. Aklı kullanmamaktan geliyor. Aklın gereği takvadır. Ya. Bunu şeyde de söylüyor. Hac Bakara suresinin 197. ayetinde. Ve tezevvedu. Gıdalanın diyor. Bak bak bak. Gıdalanın. Neyle gıdanadı? Fe inne hayra zâdit takva. Gıdanın en mükemmeli takva gıdasıdır. Saygı gıdasıdır. Allah'tan sakınma gıdasıdır. Anlıyor musun? E bunu nerede bulacağız ya Rabbi? Ha bak. İnne fî zâlike le âyâtin li ulil elbâb. Akıl. Aklı kullanmasan takvaya eremezsin. Sabaha kadar tesbih çekmekle olmaz bu. Düşünerek olur bu. Aklı kullanarak olur bu. Aklı akıtacaksın sosyal hayatına. Senin hayatına ve topluma. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ferdi akıl var, bir de toplumsal akıl var. Evet evet. Toplumun akşam söyledim. Bir toplumsal nefis var. Aman Allah. Bir nefis var benim kendi nefsim. Bir de bu nefisler bizim nefislerimiz bir araya geldi mi bir toplumsal nefis oluşuyor. Aman ya Rabbi kaynıyor kazan. Kazan kaynıyor. Toplumsal nefis. Şimdi bir de toplumsal akıl var. İmam Gazali toplumsal idrak var der. Efendim? Şimdi burada Allah-u Teala çoğul kullanıyor. Efela takilun. Aklınızı, akıllarınızı kullanmayacaksınız derken çoğul hitap ediyor. Çoğul. Yani Türkçe çoğulu biliyorsunuz da yani artık şimdi yetmez mi o? Ha toplumsal akılla hitap ediyor burada. Kişiyi değil. Kişi aklını kullanmaz. Onun pek zararı dokunmaz. Kendisine zararı dokunur. Ama toplumsal akıl çalışmadığı zaman toplum çöker. Toplum biter. Uf. Şimdi şu hale bak. Nereden nereye gidiyor? Yani Allah'a saygı denen takvayı aklın üzerine oturtturuyor. Akılda bir deprem varsa diyor Allah-u Teala saygıyı kaybedersiniz. Bana saygıyı yitirirsin. Bana saygıyı yitirdin mi benim hakkımda istediğin şekilde fetva verirsin. Çünkü saygı yok sende Allah'a karşı. Saygı olmayan bir adam her şeyi söyler kardeşim. Hanımına saygın yoksa, kocana saygın yoksa her lafı söylersin kardeşim. Her lafı söylersin. Öyle mi? Öyle değil mi? Hocam nereden biliyorsun bunları? Bilmez olur muyum? Bana telefonlar yağıyor Türkiye satından. Efendim. Saygı duymadı mı hanımına tokat da atarsın, bağırırsın da, yıkarsın. Gönlünü de kırarsın, her şeyi yaparsın. Saygı yok. Saygıyı nerede bulacaksın? Akıl. Nefis devreye girmeyecek. Akıl devreye girerse hanımına o eziyeti yapmaz. Anladın mı? Ha bak. Allah'a saygı da oradan gidiyor. O akıldan çıkıyor. O akıl denen güç var ya, o muhteşem. O Allah'ın yarattığı en büyük güç var ya. Ha. Ha bu bizim beynimize koymuş onu. Koymuş onu ama
Biz onu doğradık onu. Onu katlettik onu biz. Şeytanın uğruna, nefsin uğruna. Aklımızı katlettik. Biz katiliz. Akıl katili. Bu insanlar akıl katilidir. Zaten aklını katletmeyen bir adam gider de Irak'ta o kadar insanı çocuğu öldürür mü? Akıldan zorları var adamların ya. Sana hiç zararı dokunmayan bir adamı çocuğu gidip öldürüyorsun. Bu akıldan zorun var. Nedir bu? Bu budur. Sana insanlığa saygı yok sana. Allah'a saygı yok. İnsanlığa saygı yok. Evet. Yani şimdi burada öyle bir ders verdim ki ben de öğreniyorum ha. Ha ben de öğreniyorum buradan şimdi. Yeni yeni öğreniyorum. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Bütün dünya din adamlarına sesleniyorum. Bu dünya halkını düşman yapan birbirine bu din adamlarıdır biliyor musun? Haçlı seferleri nereden başladı biliyor musun? Kiliseden. Bir ceviz kabuğunda söyledim onu papaza. Elinizdeki hançer hala kanlı dedim. Hala kanlı. Nereden başladı bu haçlı seferleri? Kiliseden. Kim başlattı baba? Bu kadar basit. Bu dünyayı düşman yaptık birbirine. Neden? Çünkü Allah'ın kitabını bilmiyoruz. Herkese düşman olarak bakıyoruz. Benim grubumdansa iyidir, benim grubumdan değildir. Ya al Müslüman grubundan olması yeterli değil mi? La Müslümanlık sana yeterli değil mi? Müslümanlığın üstünde bir kimlik mi olur? Müslümanlığın üzerine bir şahsiyet mi olur? He bana söyle de! Yanıyoruz, yanıyoruz. Farkında değiliz. Bu neye benziyor biliyor musun? Narkozu yedik. Tahtada yatıyorsun. Doktor kesip doğuruyor ya hastayı. Narkozu yemiş artık o duymaz. Ha biz de yanıyoruz. Narkozu yediğimiz için şeytan narkozu vurmuş. Cehalet narkozu vurmuş. Doğuruyorlar bizi. Yanıyor yok hiç farkında değil. Ben bazen bazı hücrelerin canlı kalmış yandığımı hissediyorum. Her zaman böyle biraz hissediyorum onu yandığımı. Değerli kardeşlerim, işte bu ayet, kaç dakikadır konuşuyoruz, neredeyse 45 dakikayı buldu. Bu ayeti anlatıyoruz. Ama bu, yani daha gidecek yerler var, ayetler var ha. Siz zannetmeyin şimdi o ayetler benim kafamda uçuşmuyor, uçuşuyor. Uçuşuyor da, inelim aşağıdakine. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقَامُ الصَّلَاةِ اِنَّا لَا نُضِعُ اَجْرَ الْمُسْلِحَانِ Ya Rabbi bize çareyi söyle. Dedim ya sana akıl. Akıl. Ama bu akıl ne yapacak ki bu saygıyı, bu Allah hakkında yanlış konuşmamayı, yalan konuşmamayı, Allah'a iftira etmemeyi bu akıl nasıl çözecek? Diye bir soru sorduk. Cevabı burada vermiş Allah. Sen bulursun, ararsan bulursun. Kur'an-ı Kerim'i bilirsen, ona gönül vermişsen, o sen orada bulursun. وَالَّذ۪ينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ Kitaba sımsıkı sarılanlar diyor. Akıl seni alacak, elinden tutacak, getirecek. Nereye? Kitabıma. Kitaba sarılacaksın ona. Sarılacaksın. Nasıl? Nasıl? Ananın çocuğu kucağına nasıl alıp sarılıyorsa öyle. Bir yangın yanıyor, çocuğunu kurtarıyor anne. Nasıl sarılır o çocuğa? Evet, öyle sarılacaksın kitabıma beni. Aklının kollarıyla. Aklının ve takvanın kolları ile, gönlün kolları ile benim kitabımla sarmaş dolaş olacaksın ki kurtulasın. Püf, püf, püf. Bak şimdi, çareyi veriyor şimdi, ilaçları yazıyor şimdi Allah. Reçeteyi yazıyor, reçeteyi. Kitabıma sarılacaksın.
Nerede sarılma ya kitaba? Allah aşkına. Biz beşerin yazdığı kitaplara, ilmihallere verdiğimiz değeri Kur'an'a veriyoruz. Bir deyim var. Neredesin Cemal Bey? Neredesin? De bana. Kayboldu bu adam ya. Ha, oturuyor orada. Anlıyor musunuz şimdi? Bak ben söylemiyorum bunu. 1400 sene evvel Allah çareyi vermiş. Benim kitabıma sımsıkı sarılacaksın. Bunu Ali İmran suresinin 103. ayetine "Ve'tasimu bihablillah" diyor. Benim ipime sımsıkı sarılın diyor. İ'tasam kelimesini kullan. Burada messeke kelimesini hem de fe'ale vezdinde getirdi. Sımsıkı sarılacaksın. Arapça gramerde bunu ancak şey anlar. Ramazan Bey. Hoca varsa burada o da anlamıştır. Hocalar varsa. Hani bir müftü geliyor burada. O da anlar. Messe fiiline, messeke fiilini şey yaptı ki fe'ale vezdinde olunca sımsıkı sarılacaksın diyor. Ama tarifim çok güzel. Yangından çocuğunu kurtaran anne nasıl sımsıkı sarılırsa çocuğuna, o değerine, o doğurduğuna, işte Allah'ın emirlerine, kitabına böyle sarılacaksın diyor. Ama nasıl? Kollarınla değil, beyninle. Aklınla ve gönlünle. Bizim aklımızın kolları var. Nerelere gider? Allah'a da uzanır. Dünya her tarafa uzanır ama bizim aklımızın kollarını kestik. Zavallı. Kolları kesik. Ne yapsın? Saramak. Saramıyor. Kitaba sarılamıyor. Sarıldı sonra ne yapacak? Ve akamus salah. Namazını kılacak. Burada namaz ahlak anlamına geliyor arkadaşlar. Hoca sen ne diyorsun sen? Tabii canım. Namaz ahlak demektir. Ahlak. Allah'a yöneliş demektir. Siz zaman niye Allah'a yöneliyorsun? Bak ya, kıbleye yöneliyoruz. Bak. Yöneliş demektir. Salat kelimesinin, namaz farz kılınmadan evvel salat kelimeleri geçer Kur'an'da, Mekki ayetlerde. O ayetlerdeki namaz, salat kelimesi Allah'a yöneliş. Biz bunları bile tartıyoruz. Bu kadar ince damarlarda biz iş yapıyoruz, ince. O tefsir okumuyorsunuz ki. Ne edeceğim ben sizi? Size doçentlik imtihanı, diploması vermeyeceğim. Okumuyorsunuz. Namazdır diyor. Salat ahlaktır. İşte Ankebut suresinde diyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz fuhuştan, kötülüklerden alıkoyar diyor Allah'ta. Namaz ahlakın temelidir. Ahlakın temellerini saymıştım size bir ara. Şimdi söylüyorum size. Bir, akıl. İki, ahirete iman. 3 namaz. Yani Kur'an. Ya. Şimdi burada kitaba sımsıkı sarılan, namazını kılan, yani ahlaklı demek ne anlama geliyor hoca efendi? Sen şimdi burada bir bizi allak bullak ediyorsunuz. Değerli kardeşim. Ahlak demek Allah'ın kitabını tatbik etmek demek. Onun için kitaba sarılmanın ifadesi ahlaktır. Davranışa yansımasıdır. Sosyal hayata yansımasıdır. Namaz bu demektir. Yani sarıldığımız kitap aklımızın, gönlümüzün kollarıyla sımsıkı sarıldığımız o kitabı anlayacağız, hayata uyanacağız. O zaman kamus sarayı yerine gelmiştir. Cemal Bey, bu vaazı dünyaya dağıtacaksın. Anlaşıldı mı? Ha, demek ki öyle kitaba sarıldım efendim, aldım onu, o yamaların içine koyuyoruz onu, sandığa koyuyoruz onu, kızımıza çeyiz olsun. Köylerde burada ne çeyizi, burada çeyiz meyiz falan yok. Kim bakar Kur'an-ı Kerim kucak sandığa çeyiz olarak? Öyle bir şey yap.
Onu bile şimdi terk ettik. Yani süs olarak kullanıyorduk onu evvelden. Abine köşelere falan asıyorduk onu evvelden. Sandığa falan koyuyorduk onu. İşte çeyiz olarak. Onu da kattık şimdi, onu da terk ettik. Dedik ha ki çık sandıktan. Senin burada olman bile doğru değil. Çık buradan. Zaten sana hiç baktığımız ettiğimiz yok. Şimdi bir de sandığa çeyiz olacaksın. Bırak çeyiz meyveni. Sandıktan bile çıkarttık onu. Sandığa hapsettik onu. Şimdi oradan da çıkarttık onu. Şimdi böyle sımsıkı sarıldın demek değil. Onu hayata uyaracaksın. Salat dediğimiz olay bu. Ahlakına uyaracaksın. Ahlakına. İnna la nulu ezel muslihan. Bir daha var bak söyleyeyim. Bu aklın takvaya gidişini muslih ıslah eden barış yapar. Barış. Vay 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 vay. Bu nedir oğlu? Kudurdu. Allah buyuruyor ki ben barış yapanların, kendini düzeltenlerin, ıslah edenlerin ecrini asla kaybetmeyeceğim. Yani bu muslih düzelten demektir, barış yapan demektir, ıslahat yapan, düzelten. Ya Rabbi bu adam nereleri düzeltiyor? Bir, benimle barışacak diyor. Kulum benimle barışacak. Benimle arasını düzeltecek. Çok kızgınım ona. Çok kızgınım. Benim kitabımı terk etti. Sattı onu. Bana iftira ediyor. Benimle arasını düzeltecek. Allah bizimle barış yapmak istiyor. Bu Kur'an'ı bunun için göndermiş. Bu kitabın adına İslam denmiş. İslam demek barış demektir. İlk barış kimle yapılacak? Allah'la. Bu kullar o kadar yoldan çıkmış ki, Allah'tan o kadar uzaklaşmış ki, Allah'la olan barışını, kulluğunu o kadar terk etmiş ki, Allah bu kitabı göndermiş ona, gel bir anlaşma yapalım seninle. Bak sana barış elimi uzatıyorum. Zeytin dalı uzatıyorum. Bu kitap benim zeytin dalımdır kulum. Sana barış ilan ediyorum. Dinimin adını da İslam koyuyorum, barış koyuyorum. Hadi gel bakalım barışalım. İşte Kur'an budur. İslam budur. Kur'an barış kitabıdır. Kiminle? Allah'la barışmak. Allah birinci bu. İkinci, kendinle barışacaksın. İnsanlıkla barışacaksın. Evet. İşte bu barışı yapana, bu arayı düzeltmeye kalkana ödülü ben asla zayi etmeyeceğim. Demek ki değerli kardeşlerim, muhteşem bir proje çiziyor. Muhteşem bir toplum projesi çiziyor bu. Bu Kur'an-ı Kerim. Başka yerde de çiziyor, burada da çiziyor. Yani kitabıma sımsıkı sarılacaksın. Onu ahlakınıza, hayatınıza, davranışlarınıza, ilişkilerinize, insan ilişkilerine akıtacaksınız. Ardından benimle barışacaksın. İnsanlarla barışacaksın. İnsanlarla kavga etmeyeceksin. Tefrika yaratmayacaksın. Bölücülük yapmayacaksın. İnsan öldürmeyeceksin. Sen bu barışa ilan et, ben senin ecrini asla zayi etmem. Anlıyor musunuz bu kitap nedir şimdi? Benim bu küçük kafamla anlatıyorum bunu. Yani biraz daha zeki olsaydım ne olurdu? Bilmem. Ya. Şimdi devam ediyor Allah-u Teala. Ayet 171 Araf suresi. Bizim Urfalı Çelik geldi mi? Parmak kaldırsın, elini kaldırsın. Geldi mi Urfalı Çelik? Hani durdu, geliyordu. Ve iz netaknel cebele
فَوْقَهُمْ Biz onları üzerine dağı kaldırdık, çektik. كَاَنَّهُ زُلَّتُمْ Sanki onlara bir gölge oluşturdu o dağ. وَزَنُّوا Onlar zannettiler. اَنَّهُ وَاقُعُمْ بِهِمْ O dağ onların üzerine düşecek gibi zannettiler. خُدُوا مَا اَتَيْنَاكُمْ Size verdiğimi alın diyor. Bak 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 burada da bir kuvvetin kuvvetle. Size ne verdiysem onu alın. Yakalayın böyle sımsıkı. Yani o parayı eline tuttuğun zaman öyle tutuyorsun, kasalara koyuyorsun, memlerelere koyuyorsun falan, çare arıyorsun, hırsız çalmasın. Yani o para kadar etmedi mi benim kitabım? وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ O kitabın içinde olanları hatırlayın, düşünün. O kitabın içinde ne var onu düşünün. لَعَلَّكُمْ تَتَّكُمْ Umulur ki takvaya ulaşırsın, umulur ki saygı duyarsın. Vay vay vay, gene saygıya geldi. Gene çekinmeye geldi. Şimdi, bu ayeti kerimenin bir benzeri şeyde var. Bakın suresi. Tur Dağı'nı onların üzerine kaldırdım diyor Allah Teala. Fakat tefsir de şu ayetin tefsirini okuyun. Akşam gidince 171. ayeti okuyun. Aldığınız yok mu tefsiri? Bu zavallı bayraçta çalış 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 uykusuz uykusuz. Cemaati bile anlar tefsirin. Başkasına nasıl? Şimdi tabii ilk bakışta Allah-u Teala dağı kaldırdı üzerlerine, bu ne demek yani, dağı yerinden söküp üzerlerine mi kaldırdı yani, böyle bir şey mi oldu, nedir bu yani filan. Şimdi onu açıklayalım. Ha bunu Allah yapar mı? Yapar. Bak Allah-u Teala Hazreti Musa'ya dedi ki o dağa bak, beni görmek istiyorsan o dağa bak, o yerinde durursa beni görür. Bir de baktı ki dağ yok oldu, toz oldu. Bayıldı Hazreti Musa'na. O anlatmışım size biliyorsun. Geçmişti az ileride geçmiş. Allah'tan af diledi sonra ayılınca. Ha Allah isterse yapar. Bunu biz maddi anlamda, fiziki anlamda böyle olduğunu kabul ediyoruz. Ama esas burada cebel başka bir şey ifade ediyor. Allah-u Teala onların üzerine maneviyatı, aklı, prensiplerini, ilkelerini gerdi. Anlıyor musunuz? Hükümlerini, sorumluluklarını onların üzerine gerdi. Onlar da zannettiler ki bu hükümleri biz nasıl yapacağız? Üzerimize düşüyor bunlar. Eziliyoruz altıda zannettiler. Bak, bak, bak. Yoruma bak, yoruma. He? Onlar da zannettiler ki biz ne edeceğiz, ha bu hükümlerin altına kaldık, bunları nasıl tatbik ediyoruz, dağ gibi geldi onlara diyor, ağır geldi onlara diyor benim diyor hükümlerim. Ve dedim onlara ki kuvvetle yakalayın benim kitabımı ve onun içindekileri düşünün ki takvaya eresiniz. Tamam tamam. Değerli kardeşlerim, burada bırakıyoruz. Ben kendimi kaybettim. Bu ayetlerin konsantrasyonundan inanın, bana iğne soksaydın duymadım. Şimdi burada bizim DNA'miz tabii kaloriferler yanıyor, şu yapıyor, bir sürü masrafı var. Kadıköy müftülüğüne gitmişler, Kadıköy müftülüğünden para toplamak üzere almışlar. Tabii bu DNA'nın bir sürü masrafı olmuş. Tabii siz bunun farkında değilsiniz. Efendim, bu camiyi siz yürütüyorsunuz. Onun için sizden ciddi bir para toplanacak. Bazen sağ olun, insanlara da yardım ediliyor. Fakirler geliyor. Şu oluyor, bu oluyor efendim. Dolayısıyla bizim Müslüman halkımız, eski dedelerimiz, ben yetiştim onlara.
İmamı kendileri tutardı, parasını, maaşını kendileri verirdi. Evet. Devlet 1950'den sonra başladı camilere kadro çıkartıp imam vermeye. Maaşlı imam vermeye. Efendim onun için Tatar Ağa Camisi için konuşmuyoruz bunu. Tatar Ağa Camisi kendini ispat etmiştir. Her şey. Allah-u Teala yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El-Fatiha. Müslümanlıklarını sana minnet ediyorlar. Başına kalkıyorlar onlar.
Devam olarak onları imana doğru yola getirmek de Allah onlara minnet etme hakkına sahiptir. Onları iman etmek de sana niye minnet altına bırakıyorlar? Dehşet bir şey. Yani iman denen değer kullanılarak başka bir değer satın alınamaz. İyi değil mi bunlar? İyi değil mi? Bir insan imanını vasıta kullanarak, imanının üzerinden giderek herhangi bir değer satın alamaz. İşte iman ettim dedi bir kişi. Yönelmiyor. Siz imtihana girdiniz şimdi. Şimdi Müslüman olarak imtihana girdiniz. Kafirin zaten imtihana girdiniz. Onlar sıfır atlar. Onlar kopya çekti bitirdi. Şeytanlar kopya atlar bitirdi onlar işte. Onların daha değerlerinde kağıtları yok. Siz iman ettik dediniz, bu Müslümanlığın kapısından içeri girdiniz. Ha, şimdi imtihanlısınız. Öyle mi zannediyorsunuz yani bir adam? İman ettik diyerek artık imtihan olmayacağınızı zannediyor. İşi bitirdiğini zannediyor. Esas iş şimdi başladı. İş şimdi başladı. Değerli kardeşlerim, bu ayet çok önemli bir ayettir. Çünkü Müslüman her an kendisinin imtihanda olduğunu, iman ettik diye bütün notları aldığını zannetmeyecek. Allah-u Teala bunu hissederek hayatını düzenleyen kullarına eylesin. Mesela Allah'a emanet devamlı.